Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hemen elimde görmüş olduğunuz Xiaomi 12 ile cep telefonunu inceliyorum. Kanalımı takip ediyorsanız eğer ben daha önce Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12'yi incelemiştim. Ailenin en küçük sürümü ise Xiaomi 12 Lite ve bu şirin güzel telefon da aslında ailenin özelliklerini taşıyan ama nispeten, bunu tırnak içinde söylüyorum, biraz sonra fiyattan bahsedeceğim, uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu uygun fiyat tabii ki aile içindeki uygunluktan bahsediyorum. Yoksa bu fiyat konusunda bazı eleştirilerim olacak. Videonun ilerleyen dakikalarına mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim fiziksel özelliklere. Aslında oldukça şık bir telefon var. Onu baştan söylemek istiyorum. Köşeleri yuvarlatılmış ve genelde bütün çerçevenin bütün uç kısımlarında baktığımızda aynı kalınlıkta bir telefon bizi karşılıyor. Yan tarafta baktığımızda böyle çok uzun bir ses açma kapama düğmesi var. Onu söyleyeyim. Yani önden baktığımızda sağda hemen onun altında bir açma kapama tuşumuz var. Alt kısımda SIM kart yuvamız bulunurken USB tip C bağlantı yuvası ve hoparlör çıkışlarını ve mikrofon deliklerini görebiliyoruz. Sol tarafta bir şey yok. Üst tarafa geldiğimizde ise stereo hoparlör olduğu için üzerinde cihazın bir tane stereo hoparlör deliklerini göz, 3 tane daha doğrusu. Bir mikrofon deliğimiz var. Bir de kızılötesi algılayıcı var burada. Onu da belirtmiş olalım. Ön taraftan baktığımızda kamera tam orta kısma konumlandırılmış ve parmağımızla dokunduğumuz zaman hissedebiliyoruz bunu. Bunun dışında çerçeve incelikleri oldukça iyi. Hem üstten hem sağdan hem alttan hem de yandan bütün çerçeve aynı incelikte. Biliyorsunuz bazı telefonlarda alt kısmı biraz daha kalın oluyor. Bu modelde öyle değil. Arka tarafı çevirdiğimizde ise kamera bölümü bizleri karşılıyor. Kamera dikdörtgen şeklinde tasarlanmış. Ana kamera oldukça büyük bir şekilde dururken diğer iki kamera da küçük bir şekilde yanında duruyor. Onun hemen yanında da bir de LED lambamız var. Bunun dışında cihazın fiziksel görünümü bu şekilde. 3 farklı rengi var. Siyah, açık yeşil ve pembe olmak üzere. Ben bu rengi oldukça seviyorum. Bu biraz böyle maviye de yakın bir renk olduğunu söyleyeyim. Oldukça da güzel göründüğünü söylemekte fayda var. Gelelim teknik özelliklere. Çok detaylı teknik özellik vermeyeceğim. Merak edenler açıklama kısmına bakabilir. Burada biraz daha hani öne çıkan özelliklerden bahsedip hızlıca bir geçiş yapacağım. Onu da belirtmiş olayım. Telefonumuzun ekranı 6.55 inç büyüklüğünde arkadaşlar. AMOLED 120 Hz yenileme hızımız var. Snapdragon 778G işlemci kullanıyor. 6 GB RAM, 128 GB depolama. 8 GB RAM, 128 GB depolama ya da 206 GB depolama seçeneklerin olduğunu söyleyelim. Bana gönderilen sürüm 8 GB RAM, 128 GB depolama özelliğine sahip. Farklı depolama seçenekleri de bulunuyor ama hepsi Türkiye'de var mı emin değilim arkadaşlar, onu söylemiş olayım. Ana kameramız 108 megapiksel, 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapiksellik makro kameradan oluşuyor. 4K 30 FPS video kayıt yapabiliyor. Ön kameramız 32 megapiksel, o da 60 FPS 1080p kayıt yapabiliyor. Android 12 işletim sistemi, MIUI 13 arayüzü olduğunu belirtelim. Ekran içi parmak izi okuyucumuz var. 4300 mAh'lik pilimiz ve 67 Watt'lık hızlı şarj özelliğimizin olduğunu söyleyelim. Fiyatı da 15.500-16.000 lira civarında değişiyor. Gelelim Xiaomi 12 Lite'in kullanım deneyimine. Kullandığı işlemci zaten uzun yıllardır hayatımızda olan Snapdragon 778G işlemcisi. Bu 5G desteği olan bir işlemci bu arada, onu söyleyeyim. Ülkemizde 5G kullanılmıyor olsa da telefon bu özelliği destekliyor arkadaşlar. Bunun dışında baktığımızda hani günlük ihtiyaçları fazlasıyla görebilecek bir işlemci. Çok yeni bir işlemci değil. Epeydir var zaten piyasada bu işlemci ve bu işlemciyi kullanan farklı telefonlar da halen ülkemizde satılıyorlar. Bu bakımdan hani performans anlamında veya ne bileyim işte kullanım anlamında sizi zora sokacak bir işlemci değil. 8 GB RAM, 128 GB depolama da gayet günlük ihtiyaçlar için yeterli oluyor. Günlük kullanımda da zaten birçok uygulamayı vesaireyi kullanabiliyorsunuz. Oyun oynatabiliyor tabii ki, doğal olarak bunu yapabiliyor işlemci fena olmadığı için. 778G'nin verdiği değerler nedir diye merak edersin. Mesela PUBG'de baktım, Game Turbo özelliği var. Yine bu telefonda diğer Xiaomi modellerinde olduğu gibi 60 FPS'ye kadar bir FPS değeri veriyor. Bu, çünkü bunu soruyorsunuz. Hani PUBG oynatır mı? PUBG oynatır mı falan diye çok soruluyor telefonlarla ilgili. PUBG oynatmayan telefon yoktur diye düşünüyorum. Yani son 1-2 yılda çıkanların tamamında oynayabilirsiniz rahat bir şekilde. Çözünürlük düşük olur, şu olur, bu olur. O ayrı bir konu ama 60 FPS veriyor mesela bu telefon ve rahat bir şekilde de oynuyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani günlük kullanımda, oyunlarda veya şurada burada bütün ihtiyaçlarınızı görebilecek bir cep telefonu olmuş. Şimdi gelelim kamera tarafına. Xiaomi 12 ailesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi güçlü kameraları ve çok güzel özellikli olan kameraları vardı ki ben bunları o videolarda da anlatmıştım. Videonun için çeşitli yerlerde Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'nun video incelemelerinin linkini vereceğim size. Oradan da bakabilirsin detaylara. Bu modelde de aslında oldukça iyi bir kamera var. 108 megapiksellik ana kamera. Tabii ki bu biliyorsunuz 108 megapikseli kullanabilmek için işte menüye girip daha fazla bölümünden işte 108 megapikseli seçmeniz gerekiyor. Gayet de güzel sonuçlar veriyor. Özellikle
özellikle gündüz çekimlerinde kamera oldukça iyi sonuçlar veriyor. Arayüzü daha önceki Xiaomi cep telefonlarında kullandığımız bir kamera. Arayüzünün aynısı zaten. Ve birçok özelliği de bulunuyor. Gece modu da var. Hem ön hem arkada kullanabiliyorsunuz. Çok başarılı gelmedi bana. Özellikle ön kamerada çok iyi sonuç alamadığımı söyleyeyim gece modunda. Ama arka kamerada fena değil. Çeşitli örnekler de çektim. Fotoğraf olsun, video olsun. Hepsini bu videonun içinde sizlerle birazdan paylaşacağım. Kamerada bir de aynı zamanda böyle film efektleri falan gibi özellikler de bulunuyor. Bu da benim hoşuma gitti. İşte çift çekim var. Hani hem ön hem arka kamerayı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Ki bu genelde böyle Xiaomi'nin üst düzey modellerinde genelde kullandığı veya kullanabildiğiniz özelliklerde böyle giriş seviyesinde pek olmayan veya orta seviyede pek bulunmayan özellikler. Bunların hepsini koymuşlar. İşte bir sürü efekt var. İşte ön kamerada bile birazcık yakınlaştırma yapabiliyorsunuz falan. Böyle güzel özellikler eklenmiş bu cep telefonu. Hani light deyip de böyle hani ya bu light işte doğru düzgün fotoğrafı çekmez, kamerası da iyi değildir falan diye düşünmeyin. Gerçekten de orta seviyenin de üstünde bir sonuç veren bir kameramız var. Hep beraber Xiaomi 12 Lite'da çektiğim örnek fotoğraf ve videoları bir izleyelim. Akabinde incelemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu videoyu Xiaomi 12 Lite'ın ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. 1080p 60 fps video kayıt yapabiliyor. Bu ön kameramız işte farklı ışık koşullarında 3 aşağı 5 yukarı siz de böyle bir görüntüye kavuşmuş olacaksınız ön kamerayı kullandığınız zaman. Telefonun özellikleri arasında ekrandan parmak izi okuma özelliği de bulunuyor. Biliyorsunuz orta ve işte giriş seviyesi bazı modellerde yan yüzde bulunuyor bu özellik. Yani tuşa entegre edilmiş güç tuşuna. Bunu da öyle değil. Doğrudan ekrandan yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Benim hoşuma gitti ve ben yine telefonlarımda hem yüz tanımayı hem de parmak izi aynı anda aktif eden bir kullanıcıyım. Gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun da altını çizmiş olayım. Gelelim birazcık kutu içeriğine ve pil meselesine. Şimdi kutusundan şöyle güzel bir şeffaf kılıf çıkıyor. Biliyorsunuz artık Xiaomi'nin hemen hemen bütün modellerinde bu çıkıyor. Bir de 67 watt çıkış verebilen, 67 watt zaten destekliyor şarjı, bir adaptör de çıkıyor. Ve ek olarak bunun yanında bir tane de tip C USB kablosu çıkıyor. Artık kulaklık çıkmıyor biliyorsunuz. Yavaş yavaş adaptörleri de kaldırmaya başladı birçok üretici. O yüzden hani bence bu kadar zengin bir içeriğin çıkıyor olması en azından sevindirdiğini söyleyebiliriz. Pil tarafının 4300 mAh'lik bir pil var. Pil testleri de yaptım. PC Mark bana 11 saati biraz aşan bir değer veriyor. Fena bir rakam değil. Bu 1,5 günü çok rahat göreceğiniz anlamına geliyor. Gerçek hayatta kullanımda onu söyleyebilirim. 67 wattlık hızlı şarjın olması da benim hoşuma gittiğini söyleyeyim mi? Kutusundan çıkıyor olması da güzel. Çünkü adaptör ara bilmem ne falan uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Hem işte kablosu hem de adaptörü kutusundan çıkıyor. Bu şekilde kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada telefonun bir ilginç özelliği daha var. Wi-Fi 6 destekliyor arkadaşlar. Enteresan bir özellik bu biliyorsunuz. Son yıllarda çıkan bir teknoloji bu. Çok daha hızlı ve yüksek kalitede Wi-Fi bağlantısı sağlayan bir teknoloji. Tabii ki bunu kullanabilmek için öncelikle kullandığınız cihazın bunu destekliyor olması lazım. Yani telefon, bilgisayar veya artık neyse. Ayrıca bulunduğunuz ortamdaki router ya da işte modem gibi cihazların da Wi-Fi 6'yı destekliyor olması lazım. Ancak bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani telefonda tek başına bu özelliğin olması bir anlam ifade etmiyor. Bulunduğunuz ortamdaki cihazların da bunları destekliyor olması lazım. Bir telefon bağlandığı zaman o yüksek hızdan faydalanabilsin.
Bence bu güzel olmuş. Mesela 5G şu an Türkiye'de yok. Hani 5G olsa da olmasa da çok dert etmezdim. Ama bu Wi-Fi 6 olması iyi. Özellikle böyle hani yüksek boyutta dosya göndermeniz gerekiyorsa gün içinde video çekiyorsunuz veya başka şeyler transfer yapmanız gerekiyor. Bu güzel bir özellik olmuş. Ek olarak NFC özelliğinin olduğunu söyleyeyim. Çift stereo hoparlör var fakat hoparlörlerin yeri birebir aynı değil. Yani alt kısımda birazcık yukarıda dururken üst kısımdaki birazcık da aşağıda konumlandırılmış. Aynı seviyede olsa daha stereo etkisi oluyor. Tecrübelerimden böyle bir şey görmüştüm. Ama yine de çift hoparlör var ve sesi de bu şekilde duyabiliyorsunuz. Ha bir de şunu söylemekte fayda var. NFC özelliği de var bu telefonda. En azından bize gönderilen sürümde var arkadaşlar. Bazen bunu da soruyorsunuz. Ben NFC var diyorum ama işte bazıları diyor ki ha nerede var NFC? Benim telefonda yok diyor. Yurt dışından gelme modeller olabiliyor. Çünkü bazı yurt dışı modellerinde NFC kullanmıyor Xiaomi ama Türkiye'deki ve biz bana gönderilen sürümde vardı. Ama satışta olanlarda var mı değil mi o konuda çok emin değilim. Bana gönderilen sürümde NFC özelliği vardı ve Xiaomi bazı ülkelerde NFC özelliği olmayan Xiaomi 12'ler sürümlerini piyasaya sürüyor. Videonun sonuna doğru geliyoruz ve en önemli konulardan bir tanesi de tabii ki fiyat meselesi. Ben bu incelemeyi yaptım tarih itibariyle 2 Eylül ayının son günlerine doğru yaptım bu incelemeyi. Cihazın fiyatı 15.500 ve 16.000 civarında değişiyor. Yani bazı satıcılarda kampanya oluyor, indirim oluyor vesaire 15.500'e falan bulabiliyorsunuz. Tabii ki yüksek bir rakam. Kullanılan işlemciye özelliklerine baktığımda yüksek bir rakam. Hatta şöyle bir sorun da var. Aynı işlemciyi kullanan farklı modellere baktığınızda da fiyatların arasında neredeyse 2 katı yakın bir fark olduğunu görüyoruz. Yani 8-9 bin liraya bu telefonu alabiliyorsunuz. Siz buna 15 bin lira vereceksiniz. Aynı işlemciyi kullanan 8-9 bin liralık modeller de varken. Tabii bunun sebebi şu arkadaşlar. O telefonlar daha önce piyasaya sürülen telefonlar. Yani örneğin bir sene önce Türkiye'ye gelmiş bir model veya 6 ay önce gelmiş bir model. Dolar kurunun biraz daha düşük olduğu veya fiyatların daha uygun olduğu bir dönemde Türkiye'ye girmiş bir model olduğu için bu sadece Xiaomi 12'ye özgün bir durum değil aslında. Yeni gelen ve eski nesil işlemci kullanan telefon onların tamamında bu sorun var. Daha önce piyasaya girmiş olan modeller daha ucuz kalıyor. Yeni modeller ise daha yüksek fiyattan giriyor. Çünkü fiyatlandırmalar değişti. Vergiler şunlar bunlar değişince de tabii ki ne yazık ki fiyatlar da bu şekilde oldu. Telefonun özellikleri güzel ama 15 bin lira verilir mi? Burası biraz tartışmalı. Evet arkadaşlar bir incelemenin daha sonuna geldim. Sürçülisan ettiysem affola. Anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz ya da şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa yorumlarda benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Elimden geldiği yanıt vermeye çalışıyorum. Sizden de bir ricam var. Kanala abone olmayı unutmayın. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone değil. Görüyorum hepsini Analytics'ten. Lütfen abone olursanız ben çok sevinirim. Çünkü videolarımın daha fazla izlenmesi, daha fazla beğenilmesi, daha fazla paylaşılması ve daha fazla yorum yapılması benim de abone sayımı arttırıyor ve ben de markalardan bir şeyler isterken en azından elimi kuvvetlendiriyor. Bu konuda desteğinizi istiyorum. Bu konuda bana destek olursanız da çok sevinirim. Ayrıca abone oldunuz ve beni farklı şekilde desteklemek istiyorsunuz. Benim sosyal medya hesaplarım var. Açıklamada hepsinin tek tek linki var arkadaşlar. Tıklayarak oralarda takip ederseniz çok sevinirim. Oralarda da güzel içerikler paylaşmaya çalışıyorum. Size faydalı olabilecek şeyler paylaşmaya çalışıyorum. İstediğim sadece küçük bir destek. O da abone olmanız, takip etmeniz, beğenmeniz, mümkünse paylaşmanız. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.